Merhaba arkadaşlar. Bugün AGV'nin 3 tane kaskını tanıtacağım size. Bir tanesi AGV Compact, bir tanesi AGV K5, bir tanesi de AGV K3 SV. Bu 3 kask da gerçekten güzel. Aynı zamanda güneş vizörlü kasklar. İç pedleri hepsinin yıkanıp çıkartılabiliyor veya takılıp tekrar kullanılabiliyor. Hepsinin burun pedi ve çene pedi var. Özellikle Compact ve K5'in çene pedi daha fazla, yani rüzgar geçirgenliği daha az diyebiliriz daha doğrusu. K3 SV'nin şöyle bir sorunu var. AGV K3 SV termoplastik bir kask, yani dış kabuğu termoplastikten yapılma. Fakat Sharp'tan 4 yıldız almış. Hepsi Sharp'tan 4 yıldız almış. AGV Compact da termoplastik bir kask. Fakat AGV K5 kompozit fiberden yapılma, yani bence en dayanıklı kasklardan bir tanesi. Dediğim gibi hepsi Sharp'tan 4 yıldız almış. Havalandırma kanalları mükemmel. AGV K3 SV'nin bağlantısı mikrometrik. İç pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz, tekrar takabilirsiniz. Çene pedi var dediğim gibi, bir tane de burun pedi var burada. İç pedlerinde isterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. Dış kabuğuna nazaran hafif kasklardan sayılabilir. Yaklaşık 1450 gram bir kask ve AGV'nin en çok satan kasklarından bir tanesi. Şekil itibariyle, renk ve desen itibariyle, grafik itibariyle en çok beğenilen kasklarından bir tanesidir AGV'nin. Dediğim gibi Sharp'tan 4 yıldız aldığı için güvenli kasklar arasında sayılıyor. Ve ön tarafında kapandığı zaman sizin hem sarsıntılara karşı hem de rüzgara karşı dayanıklılığınızı arttıracaktır. Spor motosikletler için geliştirilmiş bir kask. AGV K3 SV'nin ön tarafında ve üstünde birçok hava kanalı bulunmakta. Bu sizin kışında, yazında kullanabileceğiniz, istediğiniz gibi kullanabileceğiniz, açıp kapatabileceğiniz hava kanalları. Ve bu hava kanallarından giren hava arka tarafından hava kanallarından dışarı atılıyor. Ve sarsıntıyı engellemek için de bir tane spoiler var. Hemen K5'e geçelim. K5'in şöyle bir özelliği var. Güneş vizörü var. Dediğim gibi kompozit fiber bir kask. İç pedlerini yıkayıp yıkamak isterseniz çıkartabilirsiniz. Yıkayıp tekrar takabilirsiniz. Dediğim gibi küçük bir burun pedine sahip. Bu ön camınızın buğulanmasını engelliyor. İç tarafında büyük bir çene pedine sahip ve bağlantısı Double D denen en güvenli sistemlerden. İç pedlerini de çıkartıp yıkayabilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. Kompozit fiber olması da büyük ayrıcalık. Çünkü AGV'nin bu seri kasklarının arasındaki en güvenli, en iyi kasklardan bir tanesi. AGV Compact'a geçelim. AGV Compact'ın da göründüğü gibi bir tane burun pedi var, güneş vizörü var. İç pedlerini onun da çıkartıp yıkayabilirsiniz. Ve küçük bir çene pedine sahip, mikrometrik bir bağlantıya sahip. AGV Compact'ın şöyle bir dezavantajı var. Bu çene açılır bir kask. O yüzden hani ben çene açılır kasklara çok fazla güvenmiyorum. Fakat siz tercih etmek isterseniz bunu alabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Dış kabuğu termoplastikten yapılma. Sharp'tan 4 yıldız almasına rağmen benim güvendiğim kasklardan bir tanesi değil. Fakat iç pedleriyle, güneş vizörüyle 4 dörtlük bir kask. Bağlantısı da mikrometrik. Arka tarafında ve boynunuza gelen kısımda çok iyi oturan bir yapısı var. Biraz ağır bir kask, uzun yolculuklarda sizi yorabilir. Fakat ön havalandırma kanalları ve yan havalandırma, üst havalandırma kanallarıyla 4 dörtlük bir kasktır. Bunların arasında en çok tavsiye ettiğim, bildiğiniz gibi AGV K5. Bunlar hem diğerlerinden daha yeni ve aynı zamanda kompozit fiber bir kasktır. Aklınızda olsun. Hepinize iyi sürüşler. motosikletaksesuarları.com'dan birçok çeşidine, daha farklı AGV modellerine bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi sürüşler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.